Rock and Work izleyicileri, herkese merhaba, ben Gün. Bugünkü konuğumuz Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara. Seyhun Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Gün, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Türkiye'deki en önemli altyapı, e-ticaret altyapı sağlayıcılarından bir tanesi Ideasoft. Bize kısaca Ideasoft'u tanıtabilir misiniz ve sunduğunuz çözümlerle sektördeki diğer e-ticaret firmalarıyla, diğer e-ticaret yazılım firmalarıyla farklılıklarınız neler? Nasıl farklılaşıyorsunuz? Tabii önce kısaca birazcık Ideasoft'tan bahsedeyim. Biz 2005 yılında 3 kurucu ortak olarak başladığımız bu serüvende daha o zaman Türkiye'de web teknolojileri veyahut da software as a service servisleri yoktu. Biz o dönemde başladığımızda insanların ürünlerini bir şekilde internet ortamında yayınlama ve bu yayınladıkları süreç içerisinde de dinamik bir şekilde yönetebilme ihtiyaçlarını görerek bu işe başladık. Bu evrildi küçük ofisten, 3 kişilik ekipten şu anda 185 kişilik bir ekibimiz var. Buraya kadar geldik ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'taki ARGE merkezimiz, Gebze Teknopark'taki ARGE merkezimiz ve Libadiye'deki genel merkezimizle hizmet veriyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda pandemi sebebiyle remote olarak çalışsa da işlerimize devam ediyoruz. Bu tabii Ideasoft ne sağlar? Ideasoft küçük ve orta ölçekli işletmelere bu dijital dönüşüm sürecinde bir e-ticaret sitesi sahibi olmalarını ve bu e-ticaret siteleri üzerinden bütün süreçleri yöneterek satış yapmalarına imkan sunan altyapılar sağlar. Ideasoft'un burada net olarak farklılaştığı ve pazarda %50 pazar payına sahip olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de biz aslında bir e-ticaret yazılım firması gibi gözüksek de aslında biz bir e-ticaret platformu ve ekosistemi sağlıyoruz. Bunun içerisinde ödeme sistemlerinden kargo firmalarına, reklam platformlarından fotoğraf çeken fotoğrafçılara kadar e-ticaret yapacak işletmenin ihtiyaçlarını sağlayacak ve bunları da uygun maliyetlerde yapabilmelerini sağlayacak bir ekosistem sunuyoruz. Tabii ki e-ticarete başlayan birçok firma bu yeni bir dijitalleşme süreci olduğu için onlar için bilmedikleri konular. Evet, belki fiziki mağazacılığı, perakendiciliği biliyorlar ama o dijitali ben nasıl yapacağım dediğinde aslında biz orada bir yazılım sağlayan değil, bu ekosistem ve platformla birlikte onların çözüm ortağı, iş ortağı olarak bu işi nasıl yapacaklarını eğitiminden demin bahsettiğim gibi birçok noktasına kadar sağlayan firmayız. Bu bahsetmiş olduğum platformda aslında sadece Ideasoft'un sunmuş olduğu bir platform olduğu için biz hem hizmet kalitesi hem onların işlerini büyütmek adına sunduğumuz hizmet ve kalite farkıyla artı ürünün de farklı olmasından dolayı daha iyi, daha sonuç alabilen, e-ticarete başladıktan sonra satış yapabilmesi gayesini bizim de sırtladığımız ve bunun için çalıştığımız bir aslında e-ticaret ekosistemi sunuyoruz. Ve bunun içerisine giren işletmeler birinci gün eğitimiyle başlayıp ilerleyen süreçlerde dijital pazarlama eğitimlerini veyahut da bizim sunmuş olduğumuz reklam platformlarını kullanarak kolayca işlerini büyütmek için çaba sarf ediyorlar. Şahane bir konsept. Türkiye'deki e-ticaret pazarının büyüklüğü nedir ve özellikle perakende KOBİ'lerinin bu pazarda spesifik bir yeri var mı? Böyle bir datanız var mı bilmiyorum ama ve tahminen 2020'deki bu pandemiden ötürü herkes online alışverişe yöneldi. Bir büyüme olduğunu tahmin ediyorum. 2021'de de bu büyümenin süreceğini düşünüyor musunuz? Şimdi pandemi öncesinde biz ticaret odalarıyla, Odalar Borsalar Birliği ile ve bizim yapmış olduğumuz, Ideasoft'un yapmış olduğu etkinlik ve konferans salonundaki eğitimlerle insanlara dijitalleşmenin önemini, bunun farkındalığını oluşturmaya çalışacak birçok etkinlik, aktivite yaptık. Bunları o zaman il il gezdik, Türkiye'nin belki her yerine değdik ve e-ticareti anlattık. Burada bu bir farkındalık oluşturdu tabii ki. Bunun önemli olduğunu düşünen birçok işletme e-ticarette başladı. Fakat bir kısmı da bunu bir farkındalık olarak görmeyip aslında sonrasında mağazalar kapandığında bunun önemini anladılar ve ciddi manada bir e-ticarete yeni başlayan, hem pazar yerlerinde satış yapan hem de kendi mağazasını açan işletmelerin sayısı arttı. O dönem belki birkaç ay toplantı yapıp projeyi hayata geçirdiğiniz işler fiziki mağazalar kapandığında bir iki hafta içerisinde ciddi manada ecel çevik bir şekilde karşı firmaların da hızlı hareket etmesiyle hayata geçti. Doğal olarak aslında 2020 yılında çok fazla firma e-ticarete başladı. Hem tarafında, pazar yerleri tarafında hem de kendi sitesini kurarak ya da ikisini birlikte yaparak. Geçtiğimiz senelerde örnek verecek olursak işte Deloitte'un açıklamış olduğu e-ticaret rakamlarına, pazar büyüklüğüne baktığımızda geçen yıl aslında online perakende bu işin %45'ini oluşturuyordu.
işte giyim, elektronik, dekorasyon gibi bütün kategorileri ve dikeylerin hepsini koyduğunuzda çok kanallı veyahut da sadece online perakende olarak baktığımızda bu iş %45'teydi. Bu sene işin içerisinde online tatil ve seyahati düştüğümüzde bu 83.1 milyarlık rakamın muhtemelen online otel ve tatil ve seyahat tarafı düştü pandemi sebebiyle. Fakat perakende tarafı arttı. Bu 83.1 milyarlık rakamın da bizim öngörülerimize göre 120 milyar TL civarında bir rakamla tamamlandığını düşünüyoruz. Bunun resmi rakamları henüz açıklanmış değil. Fakat bir büyüme olduğu aşikar. Biz kendi müşterilerimizden oturup baktığımızda, Ideasoft tarafındaki müşterilerimizde bu pandemi döneminde %110, %120 kümülatif bir hacim büyümesini biz gördük. Yani bütün Ideasoft, 11 bin Ideasoft müşterisinin işte Nisan ayındaki cirosu bir önceki Nisan ayına göre %110, %120 büyümüştü. Bu pandemide kapalı olduğu dönemlerde arttı, yaz dönemlerinde gene yukarıda seyretti. Normal bir önceki senenin aynı dönemlerine göre. Tekrar kapanmayla Kasım-Aralık dönemlerinde aynı yüksek seyirlerine devam ediyor. Özetle söyleyecek olursak geçen sene bu rakam 83 milyondu ve içerisindeki online perakende payı %45'ti. Bu sene bence bu rakam 110-120 milyar TL bandına gelip içerisindeki online perakende payının da büyüdüğünü düşünüyorum. Tatil ve seyahatin düşmesi sebebiyle. 2021'de de bu yılda büyüyeceğini düşünüyorsunuz yani. Evet, yani normalde şu oran vardır Gül. Online perakendenin toplam perakende oranı vardır. Bu rakam bizde işte 2013'lü yıllarda böyle binde 5'ti, %1'in altındaydı. Sonra 1 oldu, 2 oldu, 4 oldu. Muhtemelen şu pandemi döneminde baktığımızda perakendenin de kapalı kaldığı dönemleri göz önünde bulundurduğumuzda %10'luk bir rakama ulaştığımızı falan ben düşünüyorum kapalı kaldığımız dönemlerde en az. Ya toplam yani bir taraftan pozitif bir şey bu tabii ki dijitale aktı geçişin olması ve hızlanması. Yer değiştirdi. Ama bir taraftan da pandemiden ötürü birçok şirket bu şeyden sıkıntı çekiyor. O da kötü bir şey. Böyle ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Vallahi yok, dürüst konuşmak lazım. Bunları anlatmak lazım. Ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. İlerleyen dönemlerde işin perakende tarafına baktığımızda yeni açılacak AVM'ler olur mu? Olursa birçok firma bunların içerisinde yeni yer tutmayı düşünür mü? Bunlar bence çok büyük sorunsallar önümüzdeki dönemde. Demin sordun ya hani ileride ne olacak diye. İleride en basit yatırım yapılabilecek alan aslında e-ticaret. Yani o evet, firmaların şu an mutlaka ve mutlaka bir ya da iki tane büyük mağazası online mağaza olacak. Marka farklılaştırması da yapabiliyorlar ya da direkt ana mağazada olabiliyor. Biz çünkü 2019 senesinde şunları çok net görüyorduk. Büyük perakendelerin içerisinde bizim en büyük mağazamız online mağaza. Bizim şu anda en büyük hacmi geçirdiğimiz işte X AVM'deki, Y AVM'deki ile kıyasladığımızda en büyüğü zaten online mağaza oluyordu. Muhtemelen bu pandemide çok 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 daha fazla oldu. Peki bugün bir kobi, daha öncesinde e-ticaretle tanışmamış olan bir kobi e-ticarete başlamak istese buna ne kadarlık bir bütçe ayırması gerekiyor? Kobilere, hani buraya yeni girecek olan kişiler bu sistemi çok iyi bilmedikleri için bunlara zaten eğitim verdiğinizi söylediniz. Peki onlara ödeme sistemleri konusunda ve lojistik kısmında, kargo kısmında yardımcı olabiliyor musunuz? Şöyle toplayayım, doğru, olabiliyoruz. Zaten farklılaştığımız yerlerden en belirgin olanlardan bir tanesi de bu. Eğer birisi bugün e-ticarete başlamak isterse çok basit bir örnekleme yapalım. İstanbul'u geçtim. İstanbul zaten kira ve maliyetler anlamında çok pahalı bir şehir, metropol. Bunu Anadolu'ya baktığımızda siz Anadolu'da aylık minimum 1000 liralık bir kirayla ana caddede bile olmayan bir yerde dükkan açabilirsiniz. Bu da senelik 12 bin liralık bir maliyet olur. Belki 20 bin liradır, belki 30 bin liradır minimumda. Bu sadece işin kira maliyeti. E-ticaret tarafına döndüğünüzde bu iş senelik 2-3 bin liralık maliyetlerle yapılabiliyor. Bunun içerisinde bütün siparişinizi yönettiğiniz bir yapıdan tutun, kargo entegrasyonlarından, banka entegrasyonlarına, ödeme sistemlerine hepsi var. Aslında bu işe başlayacak kişi bunun teknik tarafını zaten Ideasoft kullandığını da düşünmüyor. Yani ben şimdi bankadan nasıl tahsilat yapacağım dedim de zaten bunların hepsi entegre. Siz gidip başvuruyorsunuz, bir bilgi geliyor size maille, onu panele yazdığınızda zaten artık tahsilat yapabilir oluyorsunuz. Biz Ideasoft olarak bunu iki tık ileriye götürdük ve ödeme tarafında ve kargo firmalarında 11 binin üzerinde müşterimiz olduğu için özel anlaşmalar yaptık. Yani siz gidip bir bankadan, belli dönemlerde yaptığımız anlaşmalarda bir bankadan normal şartlarda alabileceğiniz bir komisyon oranının
altında bir oranla başlayabilirsiniz. Ya da yıllık sanal post ücreti ödemezsiniz. Veya bazı anlaşmalı olduğumuz ödeme firmalarıyla, PSP'lerle, ödeme altyapı sağlayıcılarıyla Ideasoft paketini aldığınız gün tahsilat yapmaya başlayabilirsiniz. Yani gidip bir başvuru, evrak vesaire işine girmeden bu işi yapabilirsiniz. İşin lojistik tarafında da aynı. Bir kargo firmasıyla çalışmak istediğinizde, siz gidip bir anlaşma yapmak istediğinizde henüz hacminiz olmadığı için muhtemelen kargo fiyatlamalarınız bir pazar yeri gibi ya da bir günde 1000 paket gönderen bir firma gibi olmayacaktır. Daha yüksek olacaktır. Yüksek olacaktır. Doğal olarak burada Ideasoft'un gücüyle 10.000'in üzerinde firma için olduğu için biz gidip özel anlaşmalar yapıp ve benim bir müşterim geldiğinde X kargo firmasına, bu Aras Kargo, MNG birçoğuyla anlaşmamız olduğu için söyleyebiliyorum, UPS'le gittiğinizde siz daha uygun maliyetlerle ilk başlama açısından bir avantaj sağlıyorsunuz. Bunların hepsini topladığınızda aslında bir e-ticaret yapan bir firma aylık 50 ila 100 bin lira arasına hacme geldiğinde Ideasoft'un sunmuş olduğu bu ek faydalarla aslında ilk yapmış olduğu yatırım maliyetini sıfırlamış oluyor. Yani siz 50-100 bin lira bandında bir satışa geldiğiniz gün ödeme sistemlerinden kazanmış olduğunuz komisyon farkı, kargo firmalarından gönderi farkı ve diğer sunmuş olduğumuz hizmetlerin hepsini topladığınızda aslında size paket ücreti size gelmiş gibi bir şey oluyor. Doğal olarak aslında yatırım maliyetini de ilerleyen dönemde tamamen çıkartmasını sağlayacak ek faydaları biz Ideasoft olarak sunuyor oluyoruz KOBİ'lere. Ya aslında zaten ilk giriş cümlesinde söylediğiniz şeyi yeteri kadar makul olduğunu anlatıyordu bana konseptin. Yani İstanbul'daki kiraların çok yüksek olmasından ötürü doğuda bir yerde, daha İç Anadolu'da bir yerlerde bir kiraya bir dükkan tutulsa 1000 lira verirse bile yıllık 12 bin lira, ama buraya bir mağaza açmaya karar verirseniz çok daha uygun bir fiyattan bahsediyoruz. Yani dediğiniz gibi 3-4 bin liralık bir maliyette bu işi yapabiliyor. Tabii çok özel tasarımlar, marka konseptleri, bunları da uygulamak istediğinizde bu iş 3 bin liradan işte 15 bin liraya kadar gidebilir. Ama günün sonunda bu hani 3 bin lirayla başlayıp ileride bu yatırımları da yapabilirsiniz. Baştan bu yatırımların hepsini yapmak zorunda değilsiniz. İyisiniz, bir fiziki tabii. Mağaza açtığınızda o vitrini ve tasarımı yapmak zorundasınız ama e-ticarette bunu olan haliyle de kullanıp sonrasında tekrar bir tasarımla yenileyebilirsiniz, rejenere edebilirsiniz gibi diyebiliriz. Peki bu işi bilmeyen KOBİ artık bilmeyen... zorunluluk oldu gün bu. Evet yani bunu biliyorum ama ben şimdi soracağım soruyu bu zorunluluk olmasına rağmen bu duruma çok aşikar olmayan kişiler adına soruyorum aslında. Soracağım. Şimdi artık burada bulunmak bir zorunluluk. Evet, peki fakat burada bilmeyenler, bu konudan biraz ne denir, çekimsel davranan kişiler, özellikle korktukları şeylerden bir tanesi siber güvenlik. Veya bu kartın bilgisini şimdi birisi çalar, ne bileyim benim sitem şimdi bir hacker girer, işte bilgileri çalar, işte beni stoklarımı sıfırlar falan gibi çekinceleri var kişilerin. Bu konuda sizin özellikle siber güvenlik konusunda bir yardımınız oluyor mu Ideasoft olarak? Tabii ki. Şimdi işin altyapı tarafından bakacak olursak, Ideasoft'un sunmuş olduğu altyapıyla aslında yapılan bütün kredi kartı işlemleri bir 256 bit SSL sertifikasıyla şifrelenip bu veri güvenliği aktarılırken şifreli bir şekilde yapıldığı için burada bir güvenlik katmanı oluşuyor. İkinci konu, Ideasoft devletin çıkartmış olduğu bilirsiniz bir güven damgası vardır. Bu güven damgasını Türkiye'de bir e-ticaret sitesi kurulduğunda isterse, bir zorunluluk değildir, alabilir. Ve bunun için de belirli penetrasyon testleri gerektirir teknik anlamda. Biz Ideasoft olarak bir altyapı sağlayıcısı olduğumuz için zaten senede 4 kere hem yerinde hem uzaktan bu testleri yaptırıp bunun karşılığında da eğer bir firma gidip bir e-ticaret sitesi kuracaksa, bu altyapı Ideasoft'sa zaten güven damgasını alabilir ve bunun için bir penetrasyon testi yaptırmasına gerek yoktur seviyesine gelmiş durumda. Ama normal bir open source ya da ücretsiz bir şey kullandığı ya da başka bir altyapı kullandığında bu testleri yaptırması gerekir o güven damgasını alabilmek için. Bu işin ikinci ayağı. İşin üçüncü ayağına baktığımız zaman da bunu da işletme tarafından bakalım. İşletme şunu düşünmesi lazım. Ya ben ne risk taşıyorum? Hangi riski taşıyorum? Ne gibi bir risk var üzerimde? Burada baktığında aslında üzerindeki birincisi, yapılan işlemlerde, geçen kredi kartı işlemlerinde bu kredi kartı bilgileri saklanmıyor. Doğal olarak işletme, e-ticaret sitesi sahibi, ya bu kredi kartları saklanmadığı için benim böyle bir korkmam gereken, üzerimde taşımam gereken bir sorumluluk yok. Tabii ki bahsetmiş olduğumuz konu güvenlik. Birileri bir şeyleri yapar, birileri de bozmaya çalışır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Madem KOBİ segmentine
anlatmaya çalışıyor. Sizin bir fiziki mağazanız var. Mağazanın kapısını açık bırakırsanız, üzerine içerisine kamera koysanız bile içerideki ürünlerin çalınma riski var mı? Var. Bunlar genellikle içeriden olabiliyor. Siz personele anahtar veriyorsunuz, personel mağazayı kilitlemeyi unutuyor. Ya da aynı şekilde siz personele bir kullanıcı adı şifre veriyorsunuz ve siteyi yönetmesi için onlar yapıyor. Doğal olarak bu yetkilendirmeler, biz bunları sağladığımız için söylüyorum. Erişim seviyeleri, yetkilendirmeler doğru yapıldığında bir problem olmuyor. Yaşanan şeyler genellikle içeriden oluyor. Personelle kavga ediyorlar, personel ayrılırken bir sıkıntı yaşıyor. Bu da problem değil çünkü zaten günlük yedekleri olduğu için İdeasoft tarafında stokları bile yanlışlıkla sıfırlasa dönüp buradan yardım istediğinde bir gün önceki haline zaten buradaki teknik destek ekibi arkadaşlarımız çeviriyor. O yüzden korkulacak çok fazla bir şey yok. Bir de korkarak bir işe girmek her zaman riskli. Sizin söylediğiniz şey birazcık şunun gibi oluyor. Ya ben fiziki bir dükkan açacağım ama açarsam birisi camımı kırar mı? Kapımdan içeri girer mi? Yani bu bakış açısıyla siz fiziki mağaza açamazsınız zaten. Doğal olarak bu riskleri minimumda taşıyacak şekilde yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bunlara takılarak da beklemenin bir anlamı yok. Katılıyorum. Peki Ideasoft'un yani özellikle bu e-ticaret konusunda markalaşmak diye bir konsept var ki aslında bu son 5-6 yılın belki de olayı. E-ticaret siteleri markalaştığı zaman güven artıyor ve daha fazla kullanılmaya başlıyorlar. Sizin bu markalaşma çalışmalarını destekleyecek bir konseptiniz var mı Ideasoft olarak? Şimdi bizim yapmış olduğumuz iş zaten en temelinde kişinin markalaşması için. Çünkü Ideasoft'tan bir e-ticaret sitesi aldığınızda bir konsept oluşturabilirsiniz. Burada bir konsept tasarım ekipleri vardır. Özel bir hizmet olarak size konsept tasarım hizmeti sunar. Bu logonuzdan sitenizin dizaynına, bu dizayn çizgisinden alıp siz broşür kataloğunuza kadar götürebilirsiniz. Bu bir markalaşma sağlar. Bir ikinci aslında önemli markalaşma, kişinin kendi e-ticaret sitesinin olması zaten bir markalaşma çabasıdır. Bugün sizin satış yapabileceğiniz online'da platformlar var, pazar yerleri var. Ben her zaman pazar yerlerinde birisinin, yani bu işi yapacak kişinin satış yapmasını pozitif desteklerim. Fakat bunu bir pazarlama kanalı olarak kullanmak gerekir. Çünkü bugün sizin satmış olduğunuz ürünü yarın bir 10 kişi daha satabilir. O zaman ne olacak? Fiyat rekabetinde iş karlılık boyutunu aştığında ne yapacaksınız? Aynı ürünü 25 kişi de getirmeye başladığında ne yapacaksınız? O yüzden markalaşmak önemli. Kendi kutularınızın üzerinde kendi markalarınız, hatta pazar yeri satışlarının içerisine ufak hediyeler, eşantiyonlarla kendinizi orayı bir pazarlama kanalı olarak kullanmanız ve bunu da markalaşma amacıyla desteklemeniz bence çok önemli. Çünkü öbür senaryoda siz bugün çok güzel satış yapıyor olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz satışlara sahip olabilirsiniz. Fakat birisi gelir, aynı ürünleri daha uygun fiyata sunar. Hatta bırakın bakın şu Türkiye şu durumda ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için insanlar satın alım yaptığı rakamların altında bile platformlarda satış yapıyorlar. Bak tekrar altını çiziyorum. İnsanlar malı 6 ay önce stokladığı rakamların altında bile satış yapıyorlar. Siz nasıl rekabet edeceksiniz? Doğal olarak tek yapmanız gereken ve tek çıkar yolunuz aslında kendinizi konumlamanız ve markalaşmanız. Bugün siz satarsınız, yarın başkası satar. Ben satmayın demiyorum. Mutlaka satmalısınız. Ama markalaşmak için de kendi platformunuzu, kendi sitenizi, kendi markanızı konumlamaya başlamanız gerekir. Bu bir zorunluluk. Eğer online satış yapıyorsanız. Tabii online satış yapıyorsanız. Seyhun Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Siz eklemek Ya yapabilirsiniz. ben her gün her zaman söylüyorum. Burada da söylemek isterim. Yani biz bunu demin de söylediğim gibi birçok ilde, birçok etkinlikte, ticaret odalarında anlattık. Yani dönüşüm, dijital dönüşüm bir gereklilikti. Artık bir zorunluluk oldu. Yani önümüzdeki 6 ay içerisinde inşallah her şey normale döner. Fakat her şey normale döndüğünde hiçbir şey eskisi kadar normal olmayacaktır. İnsanlar hala bugün iyi bir e-ticaret deneyimi yaşayan 65 yaşındaki işte Ayşe amca da artık dönüp internetten alabiliyor. Bunu bir sene önce 65 yaşın üzerindekini hedefleyen Türkiye'de bir tane e-ticaret firması yoktu. Şu an artık 65 yaş üzeri de internet üzerinden alışveriş yapan kitle olarak hedeflenebilir hale. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda insanların e-ticaret ile yaşamış olduğu ilk deneyimlerin ve bunun da 3 ay, işte insanların bazı davranışları edinmesi yaklaşık 30 gün falan sürüyor.
90 gün kapalı kaldığımız dönemlerde insanlar sadece internetten alışveriş yaptı. Eskiden 10 alışverişini de fiziki olarak yapan bir insanın her şey normale döndüğünde onun da tekrar fiziki yapma ihtimali yok. Bunu Londra'da yapılan araştırmalarda da göstermişler. Bir yapışkanlık var. %30, %40'ı hala online olarak devam ediyor. Doğal olarak bu alana yatırım yapmak 2021'in, 22'nin bence en önemli konusu ileriye dönük. İnşallah her şeye döner, yüz yüze fırsatımız olur. Çok Tabii, teşekkür mutlu ediyorum oldum tekrar. tekrar Seyhun Bey. Ben Çok sağ teşekkür olun. ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler, çok teşekkürler.